Evet, cümleden herkese selamun aleyküm. Biz bugün Kilimlilere geldik. Sabahtan video çekemedim çok fazla. Gelirken falan da video çekemedim. Alelacele çıktık. Şimdi ben de yeğenlerimi topladım böyle. En büyük koca yeğenim Aleyna. Sonraki yeğenim Eslem. Buğlen ve Pelin'le beraber bir tek Furkan eksik. Zonguldak'a gidiyoruz. Ablamın yanına geldik, oturduk. Annemi bıraktık. Babam gelmek istemedi. Babam köyde kaldı. Şimdi biz de Zonguldak'a gidiyoruz. Birkaç işlerimiz vardı orada, onları halledeceğiz. Bakalım edebilirsek. İnanın yağmur da başladı. Arabayı ta Kilimli'nin ta en köşesine koydum inan ki. Yer bulamadım. Bugün pazar vardı burada. Kalabalıktı. O yüzden buraya park ettim. Değil mi? O buralar hep doluydu Pelin demin. Hadi biz çıkalım yola. Evet Buğlem, ne yapacaksın Zonguldak Demir Park'ta? Gezmeye diye geldik işte hep beraber böyle. Hadi biz geçelim bakalım Pelin. Burada yeni bir yer açılmış. Ne açılmış? Onları ben bilmiyorum ki. İçinde kırtasiye ürünleri satıyor. Yurt dışından gelen şey. Hiç bilmiyorum bu Pelin. Hiç bilmiyorum ben onları. Bunlar nereye gidiyor bizi beklemeden? Bakarız. Anam bu merdivenden yürüyen merdiven ama neden çalışmıyor? Allah'ım zor gidiyorum ben. Yaşlanmışım. Ana. Ta en sona park ettik bir de. Burada da yer var mıymış ne? Biz senle biz kaldık böyle. Evet. Ben koştum koştum. Aynen. Heh, buradaki çalışa bak gene. Ben anlamadım. Her şeyi küçültmüşler yani. Küçücük her şey. Allah aşkına. Küçük çocuk onu nasıl giysin? Hiçbir şey yok resmen. Ya gerek yok. Para vermeye gerek yok onlara. Bize göre değil. Aha. Yani. Eslem bunu giyebilirsiniz. Aha. Bu güzel. Aynen. Çok gereksiz. Buradan çıkalım hadi gelin. Allah aşkına demin yağmur yağıyordu şakur şukur, şimdi yağmur yok ya. Allah aşkına az bir şey çile yak. Bak bak daha yeni çilemeye başladı. Sen dışarı çıkınca bir şeyler oluyor Eslem. Anlamadım ya, ben bir şey uğursuzum galiba. Geçen sene senin geldiğinde sel olduydu. Allah korusun öyle bir şey olmasın gene de. Eve ambulans geç ya. Allah yardımcıları olsun. Biz alacaklarımızı aldık değil mi Buğlen Pelin? Bir şeyler aldık. Yani ben aldım daha doğrusu. Benim ihtiyacım var birkaç parça bir şeylere. Ondan sonra anam gök gürüldüyor. Şuna bakın nasıl. Allah'ım bu kafeler ne dolu böyle. Şuna bak bir dünya insan. Ne oldu? Çantam mı koptu? Aa olanak, o şey, olumsuzluklar üst üste geldi hep. İnan var ya. Harbiden bir dondurma yiyeceklerdi. Onu da yiyemediler. Zor bu. Gözümde kalmadı olayı. Aleni almadın sen yemediydin. Senin gözün kaldı herhalde. Eslem nerede? Eslem. Ha buradaymış. Geç Eslem yürü. Yürü. Kaybolmadı. Ananız bana emanet etti sizleri. Dördünüzü de. Koca koca kızlarız inşallah. Olsun. Emanetsiniz. Nereye koyduk biz arabayı? Ha şuradaymış bak hemen. Evet kocaman oldunuz maşallah. Bak Allah sağlık versin yeter ki. Hadi biz gidelim. Biz kaldık buralarda. Dün akşam burada kaldık ablamlarda. Şimdi bugün burada olanlara düğüne söyleyeceğiz. Tam böyle kime söyleyeceğiz onları da bilmiyoruz ama. Yani artık zaman yaklaştı. Bir daha Kilimli'ye gelemeyiz diye. Biz de buradayken kartları getirdik. Söyleyebileceklerimize düğünleri söyleyeceğiz.
eğer unuttuklarımız olursa insan böyle zamanda gerçekten var ya, insan kendi en yakınlarını bile unutabiliyor. İlla kart vermedim diye bir şey yok. Buradan doğru da bilenleri, hepinizi düğüne davet ediyoruz. Öyle işte, Aleyna'yla, Esnem'le, Bulem'le, Pelin'le geziyoruz biz. Şimdi ben geçen ay 3 gün işe gitmediydim, raporluydum. Onun parasını alacağım PTT'den. 3 günlük para da 444 TL yapmış. Ancak o kadar, yine Allah'a şükür, ona da şükür de. İşte onu almaya gidiyorum şimdi PTT'ye. Bulem'in de terzide işi var değil mi Bulem? Bulem de terziye gidecek. Aleyna'nın da markette işi var Estem'le beraber. Hadi gelin kızlar, araba çarpmasın, Allah korusun. Yani öyle. Hepimizin bir işi var. Ondan sonra da şimdi buradaki tanıdıklara kartları dağıtacağız. Burada işimiz bitiyor, ondan sonra geçeriz. Köye mi geçeriz, artık Tokyo'ya mı geçeriz? Bilmiyorum, daha Çukurlar'a gideceğiz, Gökçebeylere gideceğiz. Düğüne söylenecek o kadar çok yer var ki. Tamam, bayağı bir zaman var gene. Bugün daha ayın 5'i, 10 gün var. Ama o 10 gün sağdan soldan dönene kadar geçiveriyor. Bir de günler yaklaşınca düğün stresiydi, koşturmasıydı, şuydu buydu, telaşlar derken unutulabiliyor bazen. O yüzden biz biraz önceden başladık ama gene de muhakkak unuttuklarımız olur. O yüzden yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. İki kardeş. Kilimli'de postane şurada, arada. Oraya gideceğiz şimdi. Bakalım. Markette işiniz var mı Estem? Yok, bir şey alamayacak herhalde. Yani tamam. Soğan alacaktık biz dün. Aldık hatta. Pazardan 10 liraya aldık ama küçücük derdi. Buradakiler ne kadarmış Aleyna? 20 lira. Abo, pazar gene iyiymiş dün, 15 liraya. Gel aşağı postaneye gel. Benim de burada. Oraya da geçersiniz. He kızım. Dün domates mi neydi bilmiyorum. 20 liraydı. Yarın, bugün yarın 40 lira alacağım. Şey, pazarla buranın marketlerin farkı var ya. O yüzden. Yani evet, bazen indirim olabiliyor. Yani öyle. Ben postaneye gireyim. Siz terziye gideyim. Sonra BİM'e gidin. Bulem biliyor onu. Tamam. Hadi görüşürüz. Ha. Bence köydeki kedileri oradan al. Tamam, bakarız ama ben onları mamaya alıştırmak istemiyorum. Biz gittikten sonra o zaman yemek yemiyorlar. Tamam. Ah Pelin'im ah. Gidiyorlar bizim kızla. Ben de postaneye gireyim. 444 TL'mi çekeyim buradan. Harca harca bitmez. Estem, hallettin mi? Evet. Aleyna da halletti. Halledemedin mi? Bulamadın mı? BİM'den şey bakıyordu Aleyna da. LED'ler gelmiş BİM'e de. Onda annesi istemiş. Bulamadı. Bulem, sen verdin mi elbiseni? Verdim. Bugün çıkacak mıymış? 6'da çıkardım. 6'da. İyi, hadi inşallah bakalım. Yukarıdan gidelim. Pelin, senin işin yok mu? Yok. Ah, sen niye yürüyorsun sıcakta o zaman böyle? Biz gezerken sen evde durabilir misin değil mi? Şuna bak, çiçekler ne güzel açmış. Aman. Çok kopmuyor değil, ben koparmak. Yok, ben koparmak istemiyorum zaten. Buradan ben bizim evin önünde Kabaklı Köşk'te saksıda bir tane böyle çiçek var. Onu buradan aldıydım ben. Ufak bir şey aldıydım. Çim aldıydım. Onu orada çoğalttım. 2-3 sene oldu. Burası o zaman böyle değildi. Daha burada tadilatlar vardı. Zaten söküyorlardı çiçekleri. Ben de buradan aldıydım. Onları da çoğalttım. Çok şükür tutuverdi onlar da. Burası da Kilimli Belediyesi. Dün pazar burada oldu. Pazarı çekemedim. Böyle insan yabancı yer olunca cesaret edemiyor böyle kendine. İnsanlarla konuşsan tanımıyorum, etmiyorum. Yani zor oluyor. O yüzden bakalım. Şimdi eve doğru gidiyoruz.
Onlar nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Artık biz gidiyoruz. Buradaki işlerimizi hallettik. Fatma ablanın salatalıklarına bakın. Maşallah ama döküm yok. Aynı bizim salatalıklar gibi. Biberlerine bak. Maşallah. Şunlara bak. Gidiyoruz Fatma. Buralarda düğüne söyleme işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Söylediğimiz misafirlerimizi inşallah bekleriz bakalım. Artık gidiyoruz şimdi. Gökçebey'e gidiyoruz. Gökçebey'de de söylenecek yerlere söyleriz. Yani daha bugün cuma, önümüzdeki pazartesi değil, ondan sonraki pazartesi olacak. Daha 10 gün var ama işte dediğim gibi biraz şimdi erkenden davranmamız lazımdı. Denizde de dalga var gibi Aleyna, değil mi? Evet. Dalga var gibi azıcık. Biz geldik Gökçebeylere doğru. Aleyna, İnan, Eslem'i buraya bırakıyoruz. Eslem, malzemelerini al. Unutma. Hadi bakalım. Ana, ben davetiyeleri alacaktım. Burada da söylenecek yerleri söyleyelim. Alalım değil mi anne? Buradalar. Arabanın içinde de, bagajda değil. Alalım mı? Ben alırım ben. Yeter herhalde bu kadar. Yok ama söylenecek çok var da işte, hepsi müsaitler mi değiller mi, evdeler mi? Bugün zaten cuma, buranın pazarı. Bakalım. Esim, onu sen eve bırak. Ya da arabada dursaydı onlar, biraz sonra eve çıkarken alırdın. Bakalım, soralım. Abam burada. Abam burada oturuyor. Bizi bekliyormuş. Abi ne diyorsun? Selamun aleyküm. Teyze, bu gece misafirim var. Kim o yine? Ben varım. Of ya. Misafirin geldi. Yine. Aman ya. Çok sıkıcı. Karpuz mu almış bakalım? Ay, koca karpuz almışsın abi. Bu ne? 2 gün 3 gün yiyor la. Allah'ım yiyoruz doğru. Biz de yiyoruz. Allah, yorulduk. Azıcık biz şurada soluklanalım. Sizin bu asansörleriniz niye hiç çalışmıyor abla, Allah aşkına? Oğlum, annem bana buna girme dedi. O zaman girme. Girmiyor ben. Sana çalışmayın. Bugün de buranın pazarı. Ya çok fazla takatım yok bugün. Konuşacak dermanım da yok. Baban da orada oturuyor. Baban nerede? Aman enişteme bak. Bak inan ki orada oturuyor. Yakaladım adamı. İşe aladım. Eniştem orada oturuyor. Neyse adam otursun. Biz düğüne söyleme. Biz düğüne gidiyoruz bakalım. Öyle. Pardon, düğüne gidiyoruz dedim. Nerede ablamla? Anne. 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 Eniştem. Eniştemi görünce gene heyecan yaptım. Biz düğüne gidiyoruz diyorum. Biz düğüne söylemeye gidiyoruz. Diyeceğim yere biz düğüne gidiyoruz diyorum adama. İşte eniştem orada oturuyor kendi başına. Aynen öyle. Fatoş ablalara söyledik burada. Ekmek satışı yapıyor Fatoş abla da. Eyvah, hayvan zili çalıyor. Bunun adı nerede çalıyor ki? İbo, ne haber İbo? Nasılsın, ne var ne yok? Sana düğüne söyledik. Düğüne bekleriz, tamam mı? Geleceğim. İnşallah. Motorla devam, geleceğim. İnşallah. Hatta saçlarımızı ben kestireceğim. Yani. Eyvah, düğün tamam. Güzel. Benim düğünü özel. İyi bakalım. Annem nerede benim ya? Annem gelsin. Bu şeyle. Şu yankı mı, şu mu? Şu yankı. Annem sohbete daldı. Gelemiyor. Neredesin anne? Çık.
Nevresimler 800 liraymış. Hangini beğendin abla? Şunu. Evet, o güzelmiş değil mi? Ne beğendim? Küçük olsun. Bu renkler daha güzel. Şunlar pembe pembe. Biraz ben cırt kaçıyor. Aynen. Öyle. Anne. Nevresim lazım. Ha, yastık. Yastık ne kadar abi? Şu güzelmiş bak. Şu. Aynen. O. Şu. Bunlar iyi. Yemeğini yedirdim biraz. Değil mi? Yesin o zaman. Biz şey yapmayalım. Hadi bakalım. Biz gidelim. Atla şöyle yaşama gidelim. Ne, hangisi? Aleyna, Köylü Pazarı'na gidelim mi? Oraya gidelim. Orada da vardır. Bizim göremeyeceklerimiz belki buralarda görürüz. Bugün buranın pazarı. İlk önce bakmıyorlar, sonra bakıyorlar. Değil mi? Hepsi aynılar bunlar. Hehe. Ne yapacaksın işte? Yapacak bir şey yok. Değil mi abla? Yasin cuma günü izlemiyorsun. Yasin vardı da, sen geliyorum. Hani adamla okula gidin hepsinle. Dersin vardı dedi. Vardı, kendine geldi, canlıya gider. Dersin vardı dedi. Abla ben burayı da unutmuşum. Utanıyorum, burada da çekim yapamıyorum. Sen YouTube çekiyorsun. Sen utanamazsın. Yok, senden sen utandım. Ben burayı hiç çekmedim. İlk defa çekiyorum buraya. Köylü Pazarı'na ilk defa giriyorum. Çanta cüzdan diyor, 100 TL diyor. Eyvah. Erkek cüzdanı yok ki. Hepsi bayan cüzdanı, bayan çantası. Şuna erkek, Puma yazanlar. Gene bir şey beğendiler, bakalım. Bu bence bu renk. Güzel oluyor ama. Koyusu sanki daha ağır basıyor. Anne mi? Yüzü de annem bir şey ya. He. Soluk duruyor annem. Delikanlı. Bu ne kadarmış? Bilmiyorum ki. Ya isminizi bilmiyorum. Kusura bakma, kahveci dediğimmiş. Bu ne kadar? 100. Zaten pürünüyorsun anne. Olmazsa şey yaparız. Değişirsin hocam. Aynen, Devrek'te de oluyor zaten abla. Ben tanıyorum oradan doğru. Yarene de hep senden aldık. Hani Yarene de buradan aldık zaten her şeyleri. Bakalım. Oluyor mu? Bu daha iyi oldu. Bakalım anne. Dayı diğer daha şey olmuştu. Evet. Çok soğuk duruyor. Bu daha güzel. Açtı. Karartmadı. Evet, açtı. Al anne. Ha, şurada. Dur derim bakalım. İkindin azanı oldu. Annem alacaklarını aldı. Yenge çok sağ ol, Allah razı olsun. Yani tesettür için aradığımız her şeyi sende buluyoruz. Çok. Dükkanınız Devrek'teydi değil mi sizin? Neydi dükkanın adı? Beyaz Butik. Beyaz Butik değil mi? Biz seni her zaman böyle pazarda buluyoruz, görüşüyoruz ama dükkanınızı bilmiyorduk. İnşallah dükkanınıza da sık sık geliriz bundan sonra. Çok sağ ol abla. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Öyle işte. Yenge bak, her şeyi var. Her şey mevcut. Bakın. Ana. Neredesiniz? Ha, tamam. Alacaklarımızı aldık. Plastik bardaklar falan filan. Ha, o da bizim. O arabada bozulur. Bozulmaz mı arabada? Tamam mı?
olacak ne ya? Heh, enişte mi bulduk? Geldi eniştem. Gelsin bakalım. Enişte, aleykümselam, hoş geldin. Nerelerdesin sen? Telefonu yaptırdım ya, 450 lira sıkışmış sokete. Soketi bozulmuş değil mi? Öyle oluyor öyle. Soket mi bozulmuş? Ben sana dedim, iyi gene tam gitmeden yaptırıldı. 450 lira. Ya. Vallahi iyi yaptım şimdi, ben şeyde dedim. İnternetten sen baktım. Sen çok falan dedim. Ama ekranı söküyorlar ya. He he. Bir de ondan kurtulduğunu şükürdü. Düzgün yaptı mı? Tamam. Ya iyi gene enişte, ben soketini ekranında kırılabilirdi. Reis. Reis geldi gene. Pazarımızı yaptık. Alışverişimizi de yaptık. Eksiklerimizi de tamamladık. Bir şeyler yaptık işte. Şimdi biz eve doğru yürüyoruz. Karpuz aldım. Gene ablamın karpuzları aldığı karpuz kadar büyük. Onu eniştemin arabasına koyduk. Şimdi evin önünde değiş tokuş yapacağız. Karpuzumuzu unuturuz bir de. Yani, maazallah yani unutmayalım. Koca karpuz eniştem yiyor. İnan ki yiyor. Şaka şaka, eniştem yemez. O bir karpuz yerine iki karpuz alıverir bize. Eniştelerim kıymatlı, sağ olsunlar. Bizimkiler de yürüyorlar. Ben de onların arkasına düştüm. Eniştemle annem de arabayla geliyorlar. Herkes nefes alıyor işte burada. Hadi biz eve doğru geçelim. Biz de annemi pansumana getiriyoruz. Siz... Nerede? Nasıl? Çantayı almamışız mı? Eyvah, ama ablam giriyenden sonra gelecekler zaten. Bizim Toki'de var el açıların. Aynen. O zaman bakalım biz pansumanımızı olalım. Annem parmaklarını o demirle böyle demiri tutam derken parmaklarını kesmiş. Her gün buraya pansumana geliyoruz enişte değil mi? Evet. İnan ki durum kritik. Yapacak bir şey yok. Öyle, babam da hasta. Herkes hasta. Ne bak. Yapayım, biliyor musun? İkiniz hızlı başka böyle atlan arabaya çekin gidin çay çumaklısı. Arabada sıkıntı var ama. Arabada sıkıntı var. Ne oldu? Kayış kopmuş. Kayış değişti ya. Yeni ip attı. Sabahleyin. Nasıl bir kayış geçiyorsun? Şimdi bir şey dolandırdım. Oraya durdum baktım. Ne olacak bir şimdi? Nereye gidecek yine? Servise götürecek. Kurulmayacak. Pazartesi ya. Ha. Servis şey verecek. Sipariş verdi. Bu yetişmez dedi. Şey, yarın yetişmez dedi. Kendileri yapıyorlar mı? Garantili olduğu için yapacaklar. Mecbur yapacak. Aslında benim masamın bile çekmiyorlar da dur bakalım. Şey ip al orada. Arabaya koyun anne. Ana annem yapışmış ip. Vega işi. Annem koparmış. Hadi anne, Vega işi sana yapışmış. Annemin bütün ilaçları kimlilde kalmış. Unutmuşuz. Siz neyle, hangi kafayla gittiniz? Hangi kafayla geldiniz? Kafamız çok dolu. O sıcakta sen dursan. Bizim orası Antalya sıcağı. Bizim burası sıcağı. Zonguldak sıcağı. Fark etmez misiniz? Haklı adam. Aleyna boşuna öyle bakma, haklı. Git gel git gel, kolay yer mi? Tayyar eli neresi? Haklı. Aha, parmaklarının artık sargıyı aldılar anne. Aldılar. Çok şükür sadece bir pansuman yaptılar. Tamam, düzelmiş bayağı bir. Tatanoz oldu annem. Yani küflüydü o demir biraz, ne olur ne olmaz diye. İyiyim böyle. Ya emmiş, ölmüş. Tatanoz yiyince nasıl emmiş işi bak. Benim parmaklarımın normal hali bu. Hadi arabaya bin anne, sen arabayla gel. Arabayı Aleyna aldı ya. Hava ne güzel. Öğlen yağmur yağmış. O böyle sıcaklığı almış. Mo. Bilmiyorum ki. Moskova mı? Mo. Bilmiyorum. Hayır, Almanya'da bir yerde ama ne bilmiyorum. Ha, biliyorum belki değil. Mo, D yazıyor ya. Alman plakası. Deutschland'ın D'si. Çok şükür iyi bitti. Nerede lan onunla?
Ah, Estem de mi geri döndü? Estem de geri dönmüş abi. Seni bak, kızını bıraktı yeğenin de. Gene ben geliyorum peşinden. Ben de mi dönsem ki? Gidelim, gidelim. Ben kendime yeterim. Yani. Bak herkes bıraktı. Ne çok işli burası. Gökçe Bey de var ya. Alt yol çok işe yaradı. Alt yol gerçekten işe yaradı. Şey. Tokiler de çok var ya. Burada iki tane Toki var. Bu birinci etap. Bu da ikinci etap Tokiler. İki tane Toki olduğu için. Burada biraz yoğunluk var. Burası da emniyet. Gökçe Bey İlçe Emniyet Müdürlüğü. Amirliğiymiş. Pardon. İlçe Emniyet Amirliğiymiş. Müdürlüğü nerede? Müdürlüğü de burasıdır. Öyle işte. Aha gidiyor bizimkiler. Aa iyi. Estem arkaya tıkılmışlar zaten. Estem hayattan memnun değil gibi ama bakalım. Eniştem telefondan konuşuyor. Arabası bozulmuş ya. Adamın morali bozuldu ya. Vega işi kopmuş. Daha 10 gün oldu. Ay, yeni yaptırdı. Vega işi. Bilmiyorum ki bir işe yarıyor. Benim de koptuydu. Bir... Arabayı ilk aldığımda. Biz şimdi Kütükler'e geldik. Burası Çukur'un Kütükoğlu Mahallesi diye geçiyor. Burada da aşağıda ben Kup Restorant vardı. Orada 4 sene boyunca orada çalıştım. Buradaki ablalarla beraber çalıştım. Mutfaktaki beraber çalıştık. 3 tane abla var şurada annemin yanında. 1, 2, 3. 3'üyle beraber de çalıştım. Onlara düğüne söylemeye diye geldim. Yani çok emekleri var, çok hakkı var. Nuray abla da var burada. Onun da kartını bırakacağım buraya. Evde yokmuş herhalde o. Yani öyle. Baksanıza şuralara. Allah aşkına. Daş fırınlar var burada. İçi bayağı büyük mü? İnan ki büyük. Keşke tatlıları burada pişirseydik. Tüh. Gırarız falan bir de. Köylü. Beni buradan daşlığa inan ki. Ne güzel. Mesela her köyde aslında böyle olması gerekiyor. Güzel bir şey aslında da. İşte bizim köylerde yok. Düğün davetiyelerini verem. 2 dakika Sevgi ablamla, Azize ablamla onların da seslerini duydum. Hatıra olaraktan bu videoları izleriz oralara gittiğimizde. Unutmuyoruz biz sizi Azize abla. Çok hakkınız emeğiniz geçti. Üzerimde çok hakkınız var. Unutmam tabii. Niye unuturum? O da Nuray ablanın işte. Cengiz abiye vereceğim dedin ya. Bizim komşu da buradaymış. Selma abla da benim köyüm diyor. Burası diyor. Değil mi? Burası senden soruluyor. Doğru. Aynen öyle. Buralara geldim işte Sevgi ablanın yanına. Sevgi abla aynen da çok çalıştık. Hep odun kesiyorlar. Baksana Cemil abi gildi orada. Şurada bak. Arabaya doğru. Eyvah köpekler var. Korkuyorum. Hamak da var burada. Aziz abla gidin. Herkesin işi var. İşte işi var. Gücü var. Düğünü söyledik. Burla halloldu. Hadi bakalım Aziz abla. Düğüne bekleriz inşallah sizi. Yani böyle gurur duyuyorum sizi orada görünce. Eski şarkı ablalarım gelmiş derim. Ya değil mi? Sevgi abla muhakkak gelmeniz lazım İnşallah yani. İnşallah gel. Dedim, he bir şeyle oğlu gelirsiniz ya. Bir şekilde gelinir. Neden gelinmesin? İnşallah kalmam. Allah'ın da gidemezsin. Allah seni ne yapmasın? Öyle beddua niye diyor. O zaman gitsin gitsin diye çeviriyordu değil mi? He değil mi? O zaman da turist olarak gideceğim zaman da beddua etti. Gidemesin diye. İlk vizem red geldi. Hep Sevgi ablanın yüzüne. Ondan sonra ikincisini söylemedim. Ben haber vermedim Sevgi ablaya. Onda olduydu sonra. Gitmesin diyor. Allah seni ne yapmasın Sevgi abla. Ağlıyordu arkandan. Çok ağladı. Beni Almanya turist olarak gidecek diye çok ağladıydı o zamanlar. Yazık etti. Olsun bu sefer de giderken gene arkamdan gelirsiniz vedalaşma diye arkamdan yas edersiniz Sevgi abla. Hayır duası edin. Hayır duası. Her şeyin şakası. Hayırlısı olsun. Allah böyle yüzümüzü her zaman güldürsün inşallah. Değil mi Ayşe abla? Ayşe abla da biraz kızgın. Sinirlendi bana. Öyle işte. Hadi bakalım. Buralara söyledik biz düğünümüzü. Dur anne. Burası da Çubuk Mahallesi olarak geçiyor. Çukur'un Çubuk Mahallesi. Ondan sonra buralarda da şimdi birkaç tane söyleyecek evimiz var. Düğüne söyleyecek evimiz var. Onlara düğüne söyleyeceğiz. Ondan sonra buradan da çıkacağız. Nereye gideriz bilmiyorum. Çukur'a söyleyeceğiz. Ayşe ablayla beraber. Ayşe ablanın oralara söyleriz. Öyle böyle bugünü bitiririz. Çubuk Mahallesi'ne geçer değil mi Ayşe abla burası? Yani buranın da yolları kötü ya.
Aşağıda kalıyor. Var ya anne, orası yayla gibi. Hı, ne güzel yerler. O cumada yoktu bugün. Baksana. Mısırla oluyor burada. Olmuşlar bile. Burası şey gibi, Gülserengil'in yeri mi ahşapla? Bak bize incir getiri veriyordu. Pırasaya bak maşallah. Ona bayağı olmuş dikeli anne. Ne güzel ama burayı var ya. Gerçekten çok güzel yapmış. Kemal abiydi değil mi? Kemal miydi ahşapla? Ben bilmiyorum. Allah seni. Sert olmuşlar. Erken ekmişler herhalde. Hı-hı. Şeftalilere bakın ne güzel. Burası da baraj. Bak baraja çok yakın. Burası ahşap. Irmak burada mı yoksa? Gaziler köyü orası da. Hadi bakalım. Biz evde kimse var mı yok mu bir bakalım. İncirli almış mı, incir mi yiysek varsa. Ayşe ablanın bahçesine gelmediydik ne zamandan beri. Şu sakız kabaklarına bakın Allah aşkına. Bunları niye böyle Ayşe abla tohum bıraktırdın sen? Anam karpuzlar ezersin. Karpuzlar var burada. Şuna bak. Hay maşallah maşallah. Şunlara bak. Bakalım şunlar da. Anam. Ama bunlarda da eştah yok Ayşe abla, doğru düzgün. Gerçekten hiç eştahlanmamışlar. Bunlar niye öyle? Aman kabaklarında da uzamışlar ama kabak yok. Karpuzlar ha gene burası iyi. Bak buralar da var. Hay maşallah maşallah. Şurası da bamya tarlası Ayşe ablanın. Bu domatesler de küçük küçük olan domatesler oluyor ya. Onlardan herhalde. Kabaklarda da kabak da yok Ayşe abla. Sen bir dünya kabak satıyordun zamanında. Geçen sene ben buraya videoya çektim. Nazar mı değdi ki? Maşallah desinler değil mi izleyenler? Yani maşallah deyin. Bak elalemin tarlasında bir şey olmuyor. Ondan sonra benden bil yala. Bunlar da çok büyümüyor değil mi? Salkım domates. Maşallah bunlar da çok güzel oluyor maşallah. Ama bunlar da var. Değil mi? Bunlar niye budamadın? Geçen sene ben budayı verdiydim maşallah. Senin tarlanı. Bu sene evleniyorsun. Düğün edeceksin diye. Ne yapalım Ayşe abla? Hiç zamanımız olmadı ki. Kendi tarlama dahi bakamadım inan ki. Kendi tarlama dahi bakamadım. Ne yapacaksın işte? Her sene bir olmayan. Seralara girelim bakalım. Şuraları da doğru da çekelim. Ayşe ablanın seralarında ne varmış ne yokmuş bir bakalım. İnan ki sonra nazar oluyor diyor. Benden kavga ediyor. Beni arayacak. Beni bana söyleyecek. Nazar oluyor diyor. Bir şeyler diyor. Bilmiyorum artık. Benim yüzüme mi nazar oluyor sanki? Şöyle seraları da bari çeken yenge. Çek seralı. Boş bir şey yok ama. Yani. Şurayı da verem de. Ayşe abla girmesin diye beni buraya ağlığa tutmuş. Ayşe abla şuna bak. Beni girmesin diye ağlığa tutmuş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Maşallah demeyi ihmal etmeyin. Sonra bak Ayşe abla benden bil ya. Anam. Hay maşallah maşallah maşallah. Bu seranın güzelliği ne? Bu domateslerin güzelliği ne? Pıtır pıtır maşallah. Bunlar iyi cinsmiş. Ayşe abla sen bunlarda hiç yaprak bırakmamışsın ya. Yaprak bırakma değil mi? Yonuyorsun. Bizimki biraz daha yapraklı. Patlıcanlara bakın. Hay maşallah şu biberlere bakın. Yaradan Allah'ım nasıl yaratmış. Bizim seradan iyi maşallah Ayşe abla seram. Gerçekten iyi. Şu domateslerin güzelliğine bakın. Ya Rabbim ya Resulallah. Bir tane domates isim geldi ama alsam mı ki ne yapsam? Ah duydu Ayşe abla beni. Yok salatalık yemeyeceğim Ayşe abla. Ana şunlara bakın. Şunlara bak 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 orada. Hay maşallah maşallah şu salatalıklara bakın. Yok Ayşe abla bizde de çok var salatalık be. Patlıcanların falan maşallah iyi değil mi? Dökümleri çok güzel bak patlıcanlarının. Biberler de öyle şu kapya biberleri. Maşallah nasıl dökmüş Ayşe abla, sen bunlara ne veriyorsun? Gübre mi veriyorsun? Şu biberlere bak, ben bu biberleri çok seviyorum böyle. Her sene buraya geldiğimde Ayşe ablanın biberlerinden yiyorum. Ayşe abla ama çok şükür bizim de var her şeyimiz. Domatesimiz, salatalığımız. Çok şükür var. Git şuradan git. Ne oldu? Toplama toplama. Yok yok. Beni çekme. He? Hiç çektirmek istemeyin Ayşe abla kendini. Neyse. Dolma biberlerine falan bakın. Gene benim sesim gitti Ayşe abla. İnan ki sesim gitti.
Şey, öteki seraya da girelim mi? Gir. Oh, kardeşinin serasına. Bakalım. Heh, izin alıyordum. Hanif abla. Şey, öteki seraya da girebilir miyim ki diyordum. Çekeyim mi? Olsun. Gene vardır abla, vardır. Geçen geldiğimde ne güzeldi. Senin seran da canlıydı. Bakayım ben oralara. Maşallah. Nazar. Tamam, çekeyim ben oralara. Bakalım maşallah diyelim. Nazar değmesin. Buralarda falan bir dünya bamya var. Ayşe abla kaç ocak yapmış, kaç ark yapmış. Bunları böyle yapıyorlar, satıyorlar burada. Baksana dondurma kutularına dahi ekmişler, biberleri dikmişler. Ondan sonra içeriye dikiyorlar. Böyle yetiştiriyorlar. Ay maşallah maşallah. Bu sera da çok iyi. Bak bu domateslere bakın şöyle Allah aşkına. Çukurun toprağında olmayan yok. Bizim oralarda neye böyle uzamayanlar bunlar. Gerçekten çukurdan böyle kavga ediyordum Ayşe abla. Çukurda neye her şey oluyor, bizim orada neye olmuyor diye, ama gerçekten de şu biberlerin dökümüne bakın. Maşallah Allah aşkına. Ne güzel, bakalım salatalıklarda var mı? Yok yenge, yok sağ ol, Allah razı olsun. Bizde de var salatalık da. Ben şöyle çekim yapan bakam çekem. Bak şurada salatalıkları seraya dikmişler. Arkadan camdan doğru çıkartmışlar. Agıla bak, aynı bizim kabaklar gibi yapmışlar. Bak bak, burayı dikmiş yenge. Hanife yenge. Sonra buradan doğru çıkartmış. Şu salatalığa bak nasıl, bunu tohum bırakacak herhalde. Domatesler falan iyi. Dışarıda da şöyle. Orman gibi olmuş her yer maşallah. Fasulyelerde döküm yok sanki. He, topladın değil mi? He. İyi bak maşallah, elinizden gelmeyen yok. Senin de domatesler, senin de domatesler iyi abla maşallah. Hı. Onun serası da güzel anne. Hı. Hepsinin serası çok iyi maşallah, şunlara baksana. Bizim de budamamız lazım anne. Bir de bak ne diyorlar Ayşe abla biliyor musun? Bizim Antalya'dan yengem geldi. O da seracılık yapıyor Antalya'da. Şu salatalıkların diyor püsküllerini aynı domatesler gibi alt dallarının onun da yonun diyor. Şu uçları diyor ince kalmasın diyor. Zaten biz şu serada çalışırken piştekleri koparıyordu. Salatalıklarında değil mi? Salatalıkları. Kucak dolusu yondum ya. Bir bağ gidiyordu. Bir bağ gidiyordu. Ama bu köy salatalığı ya. Bu böyle oluyor ama bizim de aynısı. Sonradan döküyor. Şimdikten sonra döker o. Aynen. Uçlarında döküyor. Maşallah var, gene var bak, he. Maydanozlara bak, orman gibi olmuş burası ne. Mis gibi kokuyor inan ki. Şuna bak. Bak su ama burada devamlı sulayala demek ki. Hortum içinde. Düz toprak baksana. Fasulyelerin dibi yaş. Islak. Domatesleri çok sulamıyor musun herhalde? Ya domatesleri zaten çok sulamayın dediler. He. Bize de öyle söylediler. Önemli olan biberler dediler. Siz işinizi biliyor musunuz? Bak biberlerin dibi de yaş. Aynen. He. İki akşamdan bir suluyor. İki akşamdan bir suluyor. Bugün geçiyor değil mi aşağı? Sulanıyor değil mi? Soğuk olmuyor mu? Senin yuvarla sesin şeylerde çıkacak. Olsun, çıksın. YouTube'da çekiyorum ben bunu. Olsun. Önemli. Bir şey söyleyeyim. Biz annemle neler çekiyoruz böyle. Bahçeleri, tarlaları. Biz bütün akraba, bütün sülale kameralara alıştı artık. Sen de kendini izleyebilirsin yenge artık. Aynen. Benim kanalıma abone ol. Benim öyle şeyim yok ki. Dokumatik abinin telefonundan izlersin. Ben bakımı açamayacağım. He, o zaman olsun. Olsun o zaman. He, bir şeyle oldu gene. Gören ne oldu? Kardeşlerin gibi izlerler. Bir şeyle oldu. Ama onları boş. Arkada da mı bak, domates onları da çek. Şuradan giden değil mi? Bana gel. Bana şunlara bak Ayşe abla. Maşallah. Sınırda hem de burada. Biz olsa bir şey yapmarız buralara, kenarlara diye. Buralarda dahi domateslere bakın. Bir dünya var gene. İnşallah sel gelmez. Buraya da sel geliyor var ya. Seraların içine falan sel vuruyor. Ondan sonra mahvoluyor her yer. İnşallah sel falan vurmaz. Geçen sene bir araları... oraya gelelim değil mi? Bak geliyor, koridor açık yukarıdan doğru gelebiliyorsun. Böyle git gel. He, böyle de gelebilirim. Bakalım. Baksana her yerleri dikmişsiniz yenge. Anam, hay maşallah maşallah, şu karpuzlara bakın. Dökmemiş dedim ama dökmüşler maşallah, var var. Oluyor oluyor, sizin bu toprakta her şey oluyor ya. Maşallah. Bunlar kendisi bitti bu domatesler burada. Ha, bu domatesler çeri domatesi gibi oluyor böyle çok ufak, kahvaltıda yemesi çok güzel oluyor. Menemeni de abla, biz bunların var ya, hiç kabuklarını soymadan menemenini yapıyoruz, mis gibi kokusu oluyor menemenin. He çok güzel oluyor, duza banıp yiyin. Şu kabaklara bakın maşallah. Hiç yememişler. Burada tohum yapmışlar. Maşallah şunların güzelliğine bakın.
Dökmüşler değil mi? Bak şurada var. Maşallah maşallah. Bak gene bir şeyler ekmişsiniz. Bunlar ne yenge? Bunlar bir şey. Bunlar ben şey, buna da karpuz. Bugün diktim. Belki olur diye. He, belki olurdu. Son geç zaman. Yağmurlar ya. Bir şeyler oldu. Havadan mı şimdi? Nereye göremeyin şimdi? Bana bak işte. Hay maşallah. Ha, o gavun değil mi? Bu mu bu? O gavun. He he, gavun şeyine benziyor. Evet, evet. Maşallah. Burada çok oluyor. Geçen sene biz burada bir Ayşe ablanın çok vardı. Bir karpuz yedik. Tatlılıktan yiyemedik. Ha. Çok tatlıydı. Yani olsun, yeter ki de böyle. Aynen öyle. İnsan kursağına gitsin, yeter ki. Bir insan yesin, nasiplensin. Ben fazla olduğu zaman ben dağıtıyorum. Ben satmaya gitmem. He, satmıyorsun değil mi? Yok, ben hiç uğraşamıyorum. Ya maşallah, senin zaten domateslerin iyi. Onları menemen yaparsınız. Fasulyeyi konserve yaparsınız. Ziyan olmuyor köy yerinde. Hiçbir şey ziyan olmuyor yenge. Maşallah, şuralara baksana. Veli nimet toprak, inan ki ya. Her şey topraktan elde ediliyor. Nasıl olsa emekli oldunuz artık. Aynen. Durun buralarda. Yani ne yapacaksınız orada, İstanbul'larda. Aynen öyle. Bamyalarda şöyle oluyor. Bakın onu da göstereyim size. Bamya, sümüklü bamya diyorlar bizim buralarda bunlara. Nerede? Ana, bamyaların hepsini toplamış Ayşe abla. Bir tane dahi bırakmamış. Şey, he. Heh, işte buldum. Aha. Bak bak, bunlar aha böyle. Bamya diye bunlara diyorlar. Sümüklü bamya diye. Bunu böyle fasulyeyle de patlıcanla da yapıyorlar. Sade kendisini zeytinyağla beraber de kavuruyorlar. Çok güzel oluyor. Çok faydalı oluyor gerçekten. Yani ama fiyatı da çok pahalı. Bu sene kaçtan satıyor Ayşe abla bilmiyorum. Onu sormak lazım kendisine. Salata. Maşallah yenge, siz onları niye toplamıyorsunuz? Aynı biz gibi, inan ki. Bizimkiler de böyle. Burada orta yerde tohum bırakılır mı? Orta yerde kalsın. Yine orada onlar. Ya bakalım Ayşe abla bir şeyler yanıyor oradan. Ne yanıyor? Bakalım. Anne ne topluyorsun? Ama çukura geldim, toplamadan duramayayım. Allah, çukurlarından geçinemiyoruz. Kavga ediyoruz. Gene onların topraklarından alıyoruz. Baksana ne alıyorsak, inan ki. Bitiremedim. Nereden? Kilimden ta oradan videsini götürdüm. Onu da edemedim. Bitmiyor, tutmadı. Aman Ayşe abla da çok var Ayşe abla. Baksana sen bunları satıyor mu Ayşe abla? Satmadı mı? Satılırdı. Baksana orman gibi, dağ gibi olmuş o. Satmadı sen bunu. Geçen sene şurayı sattıydın. He, restoranta sattıydın değil mi? Şey Ayşe abla, bamyaları ne kadardan satıyorsun? 150 mi? 23. Allah aşkına ben işte sen bana öyle deyince sen benden kavga ediyorsun. 150 mi? Ben ona vereceğimi 1 kilo kıyma alırım, yarım Almanya'dan kilo kıyma. Almanya'dan müşteri bulmak bamyalara. E beni zaten çoğu izleyenler Almanya'dan izleyenler var. Ayşe abla. İşte 150 milyona Ayşe abla 150 liraya bamyalarını satıyormuş. Burası çok ulaşıma falan kolay. Hemen çukurun, yolun kenarında. Siz bana yorum yazın. Ben size hemen Ayşe ablanın irtibat geçebileceğiniz bir telefon numarası veririm. İşte bir şeyler oldu. Çukura gelince biz bütün hep seralara bakıyoruz. Bağ bahçeye bakıyoruz. Çukurda çok şeyler oluyor inan ki. Bak bu garaga bak. Burası da Zeynep ablanın serası mı? Hı. Burası da Ömer eniştelerinin evi. Aysun ablamların evi. Seralarına bakalım. Bazı insanlar serasını çektirmek istemez anne. İzinsiz giriyorum ama Zeynep abla bir şey demez gerçi de. İyi bak, onun da serası iyi maşallah. Gölgede olduğu için çok fazla domatesler şey olmamış. Küvete bakın, domates dikmiş yine maşallah. Çok sağ ol yenge. Allah razı olsun. Sağ ol. Deyzemlere de geldik. Burada da dağıtacağımız yerler vardı. Buraya da dağıttık. Deyzemin serasında ne var ne yok şimdi bakamayacağım. Akşam oldu. Başka zaman geliriz. Başka zaman çekeriz. Annemle beraber geziyoruz biz böyle. Babam nerede? Köyde babam. Köye gidecekti. Gitmiş. Babamın sağlık durumu maşallah çok iyi, düzelmiş. Yani bir şey yoktu, biz zaten giderken yoksa hasta hasta adamı evde bırakıp da nereye gideceğiz. Hadi bakalım anne, Gökçebey, Çukur, Kütükleri hallettin, nereye? Çalıştım yere. Ana orayı unuttum bak, oraya başka zaman da veririm ya. Ben ya da veren mi? Veren bari, hadi giden ben. Şuraya 4 yılım geçti orada, Allah razı olsun yani 4 yıl boyunca çalıştım. Oraya da verelim biz kartımızı. Açamadım. Ne anne? Tamam, onu arabaya koyalım da atıveririz şuradan.
Hadi bakalım, biz Dezeme'de söyledik. Şimdi Ebru'ların oraya geçeceğiz. Merdenler'de söyleyeceklerimize de söyleyeceğiz. Yani unutmadan çoğu yerleri söyleyelim diyoruz. Akşam oldu ama olsun. Yani gündüz gözüyle de gezilmeye sıcakta. Sağ solda işlerimizi hallediyoruz o zaman da. Bizim için şimdi her dakikamız, her saniyemiz değerli. Neyi? Olsun soğanlar be. Hadi gidelim anne. Ya Allah, bismillah diyelim bakalım, çıkalım biz yolumuza. Biz köye geldik, hiçbir yere uğramadan direkt eve geldik. Yarın ablam gelecek, onun önüne gideceğiz, Çaycuma havalimanına gideceğiz. O yüzden biraz gelelim, dinlenelim dedik, erkenden uyuyalım dedik. Bugünlük de bu kadar, yeter. Böyle ufak ufak kesitlerle videoları birleştirdim. Böyle çok birleştirdim videoları, ara ara kısa kısa videolarla. Kusura bakmayın, hakkınıza helal edin. Bazen çekemiyorum böyle insanlarla konuşurken, sohbet ederken. O yüzden bakın, gene bu aralar çok konuşmaya başladım. Gene sesim kısılmaya başladı. Bir de soğuk soğuk buzdolaplarından su içiyoruz ya. Gerçekten onun da etkisi oluyor mu bilmiyorum ama stresten de böyle herhalde, ses kısıklığı stresten oluyor. Çünkü geçen böyle gelinlik, damatlık falan alınırken, o zaman da stres böyle heyecanlı stres. Yani böyle sinir stres değil, heyecanlı bir stres oluyor insan. Mutluluktan da strese girebiliyor insanlar yani. Öyle. Bakalım sesim daha fazla kısılmasın gene. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videolar genelde gündüz izlediğiniz için sabah 9 gibi 10 gibi yayında oluyor. Hepinize günaydınlar. Benimle beraber sabah kahvaltısını yaparsınız büyük bir ihtimalle. Çoğu izleyenlerimiz de öyle yapıyor. Allah razı olsun hepinizden. Hakkınızı helal edin. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ben size bazen cevap yazamıyorum. Köyde kalıyoruz ya. O yüzden devamlı internete açıp açıp bakamıyorum. Anca ben de Toki'ye gittiğimde telefonu oraya video yükleme yerine giriyorum YouTube'da. Video yüklenene kadar telefonu zaten dokunamıyorum. O yüzden yani kusuruma bakmayın, hakkınızı helal edin. Hepinize tek tek geri dönmeye çalışacağım. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan hakkınızı helal edin. Hadi Allah'a emanet olun.